Birinci sorumuz G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi AD iki tane BD'ye eşitmiş. O zaman biz BD'ye A dersek BD uzunluğuna A dersek AD uzunluğuna 2A diyebiliriz. Aynı mantıkla AE uzunluğuna B dersek CE uzunluğuna 3B dememiz lazım. Buraya B buraya da 3B diyebiliriz. Şimdi yukarıda şekilde Yeşil renkli bölgenin alanı 22 cm kare olduğuna göre alan ABC nedir diye soruyor bize. Arkadaşlar şunu çok iyi bilelim. Ağırlık merkezinde şu köşelere birleştirdiğimiz bu doğrular alanı 3 parçaya bölecek. Bakın ABG üçgeninin alanı, BGC üçgeninin alanı, AGC üçgenlerinin alanları birbirine eşit olarak parçalanır. E peki o zaman biz bunları parçalamaya çalışırsak şöyle diyelim. mesela ben buraya B 3B A 2A. Yani şöyle yapalım. A 2A olarak parçalayalım. Daha sonra bunların katlarını göreceğiz. Buraya da B'ye 3B demiş olursam arkadaşlar baktığınızda 4B'lik alan 3A'lık alana eşit olacak. Bakın 4B eşittir. 3A'ya eşit olmuş olacak. Bu durumda ben B yerine 3K A yerine ne yazabilirim? A yerine 4K yazabilirim. O zaman a yerine 4K yazarsam 4 çarpı 2'den o zaman buradaki alan 8'in bir katı olacak. A yerine B yerine 3k yazarsam Burası da 3K olmuş olacak. Bu durumda 8 artı 3 11k dediğimiz yer 22 santimetre karelik bir parça olacak K eşittir 2 olacak. E o zaman benim K'yi bulmam gerekiyor. 2 a'ya 8 k geliyorsa 1 a'ya 4 k gelmesi gerekiyor. O zaman bir parça arkadaşlar 12 k oldu. Bu abc üçgenin alanında 3 tane böyle parça olduğuna göre 12 çarpı 3'ten 36 k olmuş olacak. Arkadaşlar k yerine 2 yazarsak k yerine burada 2 yazarsak 36 çarpı 2'den 72 santimetre kare olur buradaki alan. İkinci sorumuzla devam edelim. Ee, yük olduğuna göre, bunların kesişimleri olduğuna göre GF'nin DC'ye oranı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle bir üçgenimizi oluşturmamız gerekiyor. AB BC olacak şekilde bir ABC dik üçgeni çiziniz. AB BC olacak şekilde şöyle BC olacak şekilde bir dik üçgeni çizelim hemen yazalım. ABC diyelim burası 90 derece olsun. Daha sonra e elemanıdır AC ve D elemanıdır AB olacak şekilde BE ve CD kenar ortaylarını çiziniz. E AC'nin elemanı olacak. Kenar ortay olacağı için tam ortadan olması gerekir. Şunlar birbirine eşit olacak şekilde olacak. Ee, bir de CD kenar ortaylarını D AB'den olacak şekilde buradan da kenar ortay çizelim. Şurası da D noktası. Arkadaşlar şunları çizdiğimizde bakın bunu çizdik. Bir de bunu çizdik. Bunları çizdik daha sonra demiş ki BEF BEF açıortay CEF yani F noktası şurada bir yerde o zaman F noktası burada. Şöyle diyelim. şurayı arkadaşlar şöyle yaptığımızda şuradan çizersek açıortay olacak şekilde çizdiğimizde şurası açıortay bakın. Bunlar birbirine eşit. Şurası F noktası olsun. Şuradaki noktada kesişim noktalarına CD ile BE'nin kesişim noktasına da G noktası diyecekmişiz. Şimdi buna göre bizim bildiğimiz şeyler nelerdir? Hemen onları yazalım. Bildiklerimiz şunlar arkadaşlar. Açı orta e, şuna göre. Burası A ise burası 2A. Ağırlık merkezinden dolayı bir birime A ise e, buradaki açıya doğru olan kısma 2A diyebilirsiniz. Muhteşem üçlüden dolayı buraya 3A, buraya da 3A diyebiliriz. E, o zaman şunu şöyle söyleyelim. Açı ortayda buraya K dersek buraya 3K dememiz gerekiyor. Ağırlık merkezinden dolayı bakın G'den C'ye kadar olan yer 4K ise burası bunun yarısı olmuş olacak 2K olarak. Şimdi bizden istenen yer GF yani K. GF K'nın DC. DC dediğimizde tamamı 3, 4, 2 de burada var 6K'ya oranı. Bunları oranladığımız zaman da 1 bölü 6 olarak bulunmuş olur. Cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Yukarıdaki çizimde EC 3 kök 2 santim olduğuna göre BC kaç santimdir diye soruyor. Yukarıdaki çizimi yapmaya çalışalım. AB, AC'ye dik olan bir ABC üçgeni çiziniz. AB, AC'ye dik olacakmış. A ve B köşelerinden çizilen kenar ortayların BC ve AC kenarlarını kestiği noktalar sırasıyla D ve E olarak isimlendiriniz. BE kesişim ADK olsun. BK, AD'ye dik olsun. da AD'ye dik olsun. Buna göre çizmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Hemen çizdiğimizde BA bakın BA AC'ye dik olacak şekilde çizdim. Burada şurası 90 derece oldu. Ee, daha sonra şunu yazalım. ABC'yi yazdıktan sonra arkadaşlar şunu yapabiliriz hemen. Ee, BE ile Bakın B, BC ve AC kenarlarını kestiği noktalara sırasıyla D ve E noktaları diyecekmişiz. Şöyle BC ve AC kenarlarını kestiği noktalar. Yani kenar ortaylarını çizdiğimizde şurası kenar ortay, şurası E noktası olacakmış. Şöyle çizersek de arkadaşlar şuradan çizdiğimizde de burası D noktası olacakmış ve burası 90 derece olarak verilmiş bize. EC uzunluğunu 3 kök 2 olarak vermiş. Bizden de istenen yer BC uzunluğu. Yani buradaki uzunluk nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi şunu görmemiz gerekiyor. Tabii ki şurası K noktasıymış. Kesişimlerine K noktası demişti. K noktası burada ağırlık merkezi olacak. Neden ağırlık merkezi olur? Çünkü arkadaşlar e, kenar ortayların kesim noktasına ağırlık merkezi deriz. Bunlar kenar ortay. Şu da aynı şekilde 3 kök 2 birim olarak bulunur. Şimdi dikkat ederseniz burada dikten dik gelmiş öklit bağıntısı kullanabiliriz. Ama onu kullanmadan önce şuradaki parçayı yapmamız gerekir. Yani bizim A'yı bulmamız gerekiyor. Ağırlık merkezi olduğu için buraya A buraya 2A diyebildim. Şimdi dikten dik indiği için öklit bağıntısı yani 3 kök 2'nin karesi 3 kök 2'nin karesi eşittir. A çarpı 3A. A çarpı 3A. Buradan 18 eşittir 3 a kareye 18'i böldüğüm zaman 3'e bölersem a kare eşittir 6 A eşittir kök altı olarak bulunmuş oldu. A dediğimiz kök altı. Getirip denklemde yerine yazarsak arkadaşlar şuraya kök altı yazdığım zaman burası da iki kök altı olmuş olacak. Aynı mantıkla devam ediyorum. Şimdi 18 burası da kök altı olduğuna göre bakın 18 kök altı şuraya y dersem y'nin karesi eşittir. Öklit bantısıyla da bulabilirdim. y kare artı y kare artı kök altının karesi 6 altı, 3 kök 2'nin karesi 18 bunu diğer tarafa atarsam y kare eşittir 12 y eşittir y eşittir 2 kök 3 arkadaşlar burası 2 kök 3 olarak bulunuyor burası 2 kök 3 hatta şöyle yazalım şurası 2 kök 3 o zaman buradaki uzunluk kök 3 olmuş olacak çünkü ağırlık merkezi olduğu için buraya 2 birim buraya 1 bir birim e 90 dereceden gelen ağırlık merkezinden de geçiyorsa o zaman burası muhteşem üçlüyü de sağlar. Burası 3 kök 3. Burası da 3 kök 3 olacak arkadaşlar. O zaman toplam uzunluk yani BC uzunluğumuz 6 kök 3 olarak bulunur. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Numaralandırılmış yazı tahtalarının üzerindeki bilgilerden hangileri doğrudur diye sormuş bize arkadaşlar. Üçgende kenar ortayların kesim noktası daima üçgenin içindedir. Arkadaşlar dikkat edin şöyle bu kenarı iki eşit parçaya böldü, kenarı iki eşit parçaya böldü, kenarı iki eşit parçaya böldü. Şöyle düşündüğümüzde, o zaman burası ağırlık merkezidir. Bu üçgenin içindedir. O zaman birinci öncülümüz doğru. Bir olmayanları eleyebiliriz. İki e, B ve E şıkkını elemiş oluyoruz buradan. Devam edersek ikiz kenar üçgende ağırlık merkezi aynı zamanda diklik merkezidir diyor. Arkadaşlar ikiz kenar üçgende ağırlık merkezi bakın, e, şunlar eşit olduğunda indirdiğimiz doğru eğer kenar ortaysa burası diktir doğru. Ama ikincisi yani buradan indirdiğimiz doğru kenar ortaysa bu şekilde eşit bölüyorsa dik olamaz. Dik olursa eğer burası da 90 derece olursa o zaman bunların da birbirine eşit olması gerekir. Bu durumda bu şekil eşkenar üçgen olur. Yani diklik merkezi olmaz. Dolayısıyla bu öncülümüz yanlış. E, i̇ki olanlar yanlış olmuş Hangileri doğrudur diyordu. Zaten iki kalmamış. Devam edelim. Eşkenar üçgende kenar ortaylar çevrel çemberin merkezinde kesişir. Şimdi eşkenar üçgeni çizdiğimizde arkadaşlar bakın buradan dik getiriyoruz. Ee, ne demiş? Kenar ortaylar, kenar ortaylar aynı zamanda tabii ki yüksekliktir. Eşkenar üçgen için tabii ki. Eşkenar üçgende bu mümkündür. Dikkat edin arkadaşlar şuradaki açı 30 derece buradaki açı 30 derece olduğundan dolayı Şuradaki uzunlukların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bakın 30 30 30 30 şeklinde söyledik. Bu üç parçanın birbirine eşit olması da bunun etrafından çemberin geçtiğini söyler. Zaten her üçgenin etrafından çember geçer. Ee, bu merkez yani buradaki merkezin o zaman yarıçap olduğunu, merkezi e, burası merkez olduğunu, şunların da yarıçapı olduğunu söylersek o zaman çevrel çemberin de merkezi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla 3 de doğrudur. 3 olmayanlarını da eleyelim. Şimdi 1 ve 3 kesim var. 4. da bakmamız gerekiyor. Dik üçgende ağırlık merkezi hipotenüs üzerindedir. Arkadaşlar dik üçgen de olsa, farklı üçgen de olsa ağırlık merkezi üçgenin iç bölgesinde olur. Üzerinde olma ihtimali yok. Ha şu olabilirdi. Mesela dik üçgen için söyleyelim. Eğer burası burası çevrel çemberin merkezi ise o zaman burasının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şunu çizdiğimizde arkadaşlar çapı gören çevre açı 90 derecedir. Onun için burası çevrel çemberin merkezi olur dik üçgen için. Ama bu da yanlış olmuş oluyor. Buradaki öncül için 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız A seçeneği olur. 5. sorumuzla devam edelim. Duygu şeffaf bir asetat kağıdına şekil bir de verilen dik üçgenleri çizip birini kırmızı, birini maviye boyuyor. Sonra bu üçgenleri keserek şekil 2'deki gibi üst üste yerleştiriyor. Kırmızı ile mavinin üst üste geldiği kısımlar mor olarak göründüğüne göre şekil 2'deki kırmızı, mor ve mavi alanların santimetre kare cinsinden değerleri sırasıyla hangisidir diye sormuş bize. Arkadaşlar gelelim biz buraya. Şimdi dikkat ettiyseniz 4 birim 8 birim, 4 birim 8 birim zaten ikisi birbiriyle aynı. Şimdi bunu bu şekilde yani dik şunu şöyle dik olan kısmı yani 8 birimi bu şekilde 4 birimi burası olacak şekilde koydu. Bunu da aynı şekilde koydu. Yani burası 4 burası 8 olacak toplam uzunluk 4. Demek ki burası da 4 birim olarak bulunur. O zaman bunu parçalamış olduk. Şu an için her şeyimiz normal gidiyor. Evet arkadaşlar şu iki noktayı birleştirirseniz yani uç noktaları birleştirirseniz burada yeni oluşan şu üçgenin. Buradaki nokta ortadaki şu nokta ağırlık merkezi olur mu? Evet çünkü kenar ortay. Aynı zamanda buradan gelen de kenar ortay. Demek ki bu nokta ağırlık merkezi. Burası da 90 derece. Hatta biz şu çizgiyi de çizersek ağırlık merkezinden geçen her çizgiyi çizmiş olduk. Bu durumda alan 6 tane eşit parçaya bölünmüş olacak. Burası A, 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 A diye getirdik. Şimdi arkadaşlar 8 birim 8 birim olan 6A'lık kısmı buluyorum. 6A dediğimiz yer 8 çarpı 8 bölü 2. 8 kere 8 64 bölü 2 32. Demek ki 6A dediğimiz yer 32. Şimdi arkadaşlar kırmızı alan kırmızı alana bakalım. A 32 16 bölü 3 olacak o zaman. 16 bölü 3. Yani sadeleştirirsem 2'ye böldüğüm zaman 16 bölü 3. K dediğimiz kırmızı dediğimiz yer 16 bölü 3'e eşit. İkincisi mor olacak. Mor dediğimiz yer, sıralama bu şekilde miydi? Evet, e, sıralama kırmızı mor ve mavi. Mor olan yer arkadaşlar. mor olan yere bakıyorum. 2A, 16 çarpı 2'den 32 kök, 32 bölü 3 e, mavi olan yere de bakalım. mavi olan yerde a olduğuna göre 16 bölü 3. Yani 16, 32, 16 bölü 3 şeklinde olacak. Yani arkadaşlar buradan baktığımızda 5 sorumuzun cevabı. 16 bölü 3 32 bölü 3 16 bölü 3 yani D şıkkında var arkadaşlar. Altıncı sorumuzla devam edelim. ABC bir üçgen ve eşitlikler verilmiş arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre yeşil renk ile boyalı dörtgenlerin alanları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Hemen şunu görüyorum arkadaşlar. Bakın burada ikisi eşit. Bunların ikisi eşit. O zaman A ile D'yi birleştirdiğimde A ile D'yi birleştirirsem K noktası ADC üçgeninin ağırlık merkezi olur. Yani ben buraya A dersem buraya 2A, B dersem 2B diyebilirim. Hatta daha da ileri gideyim. Üçüncü bir şekil diyelim. Şunu çizdiğim zaman arkadaşlar ağırlık merkezinden geçtiğine göre şuradaki parçalarda birbirine eşittir. Bu durumda ben bunların hepsine A, A, A diyebilirim. E, o zaman iki ta bir taneye bakın. Burada bir tane parçaya 3A geliyorsa bir parçaya yine 3A gelecek alan mantığıyla hareket ettiğimizde. O zaman buradaki yeşil alan 3, 2 daha 5 yapıyor. Bakın arkadaşlar burası 5A, buradaki 2A. Yani sonucumuz ya 2 bölü 5'tir ya da 5 bölü 2'dir. Hangisi var şıklarda? C seçeneğinde 2 bölü 5 var. O zaman cevabımız budur arkadaşlar. Yedinci sorumuzla devam edelim. Birim kareler üzerinde verilmiş turuncu, mavi ve yeşil üçgenlerin ağırlık merkezleri KLM noktaları olarak isimlendiriliyor. Buna göre KLM üçgeninin ağırlık merkezi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet arkadaşlar şimdi bu üçgenin ağırlık merkezlerini öncelikle tespit edelim. Şimdi dikkat ederseniz buradaki üstteki üçgen için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam ortası 3 burası. Arkadaşlar o zaman şuradan çizdiğim şu çizginin şurası 1'e 2 olduğu için bakın burası 1 burası 2 olduğu için şuradaki nokta bunun ağırlık merkezidir. Buna K diyelim. Buradakine bakarsak şuraya aşağıdan bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 olduğuna göre 3. Yani şuradan çizdiğim çizgiyi düşünelim arkadaşlar. Şuradan itibaren şurayı çizmiş olsam. Ee, şuradan itibaren baktığınızda bakın köşegen, köşegen, köşegen gitmiş. O zaman 1'e 2 oranından dolayı şuradaki nokta arkadaşlar bunun ağırlık merkezi olacak. Buraya da L dedik. Diğerine devam edersem şuradaki parçaya devam ediyorum. Bakın şuradan çizdim. Ee, buradan ortalayarak çizdiğime göre 1, 2, 3 parça var. O zaman şuradaki nokta arkadaşlar şuradaki nokta bunun ağırlık merkezi Buraya da M noktası diyelim. Şimdi bizden istenen yer bunların birleşimi, yani bunu birleştirdiğimizde oluşan KLM üçgeni için söyleyeceğiz. Şöyle diyelim, K ile L'yi birleştirdim, ee, buradan bunu birleştirdim ve bunu da birleştirdim arkadaşlar. Yeni bir KLM üçgeni çıktı ortaya. Şimdi son aşamaya geldik. Ne demiştik? Kalem üçgenin ağırlık merkezi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi A'dan kesin geçip geçmediği konusunda ne diyebiliriz? Bakın arkadaşlar burası 2, 1. Buradaki uzunluk. Şurası da aynı şekilde 2, 1. Buradaki uzunluk diye düşündüğümüzde A noktası aslında kenar ortayı olmuş oluyor. Yani KL kenarının tam orta noktası A noktası. O zaman biz şunu çizebiliriz. Şuradan itibaren M'den itibaren çizdiğimiz bu doğru. O zaman bunun kenar ortay doğrusu olacak. Kenar ortay doğrusu olduğuna göre o zaman ağırlık merkezi BCD noktalarından bir tanesinde olması gerekiyor. Bakalım hangisindedir? Şuradaki uzunluğa bakıyorum. 1 bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5 birim. 5'i e 3'e bölersem 5 bölü 3. 5 bölü 3 ne yapar? Yaklaşık olarak 1 küsür yapar. O zaman arkadaşlar bir küsür yaptığına göre bir virgül bir şey yapacak. Yani 2 olmaz. 2 olursa C noktasına gelir. O zaman B ile C arasında bir nokta. Buradaki bir nokta bunun ağırlık merkezi olmuş olur. Şıklarımıza baktığımızda BC arası ağırlık merkezi diyorsa o zaman cevabımız bu olacak. Baktığımızda da B şıkkında BC üzerindedir dediğine göre cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. 8. sorumuzda devam edelim. ABC üçgensel bölge şeklindeki bir kağıda aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Birinci adım A ile C çakışacak şekilde katlanıp A ile C çakışacak şekilde katlanıp tekrar açılıyor ve kat izinin AC doğru parçasını kestiği noktaya D yazılıyor. Arkadaşlar bunun katlanması demek yani A ile C katlanıyorsa ve kat izini çiziyorsanız tam buradaki noktaya arkadaşlar D yazacakmışız. O zaman bunların birbirine eşit olduğunu söyleriz. Çünkü kat izi bunlar üst üste çakışacak şekilde geldiğine göre burası D noktası bunun e, kenar ortayı olmuş oluyor. İkinci adım A ile B çakışacak şekilde katlanıp tekrar açılıyor ve kat izinin AB'yi kestiği noktaya E yazılıyormuş. O zaman şuraya da E yazacakmışız. Şunları da birbirine eşitledim. Evet. Üçüncü adım BD ve CE çizgili, çiziliyor ve kesim noktasına F yazılıyor. Ne demiş? BD ve CE çiziliyor. BD ve CE çiziliyor. Ve bunların kesim noktasını arkadaşlar kesim noktasına e, kesim noktasına F yazılıyor. Şuraya F'yi yazdık. Buna göre ABC üçgeninin alanı DEF üçgeninin alanının kaç katıdır? DEF'yi de çizelim şurayı da. Şurayı da çizdikten sonra e, ABC üçgeninin ile DEF üçgeninin alanlarının kaç kat olduğunu bulmaya çalışalım. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle dersek. Kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezinin olduğuna göre o zaman burada A'ya 2A oranı vardır. Demek ki alan olarak burası A, burası 2A. Bir birime 3A'lık parça geliyorsa bir birime 3A'lık bir parça gelecek. Şimdi çok dikkat edin. Buradaki bir birime Toplam 6A geldiğine göre buradaki bir birime de toplam 6A gelecektir arkadaşlar. O zaman toplam ABC'nin alanı 12A, DEF'nin alanı A olacak. Demek ki bu bunun kaç katıymış? 12 katı olur arkadaşlar. Evet. Evet Bu soruyla arkadaşlar e, kenar ortay konumuzun da sonuna gelmiş olduk. Bundan sonraki konumuz benzerlik olacak. E, o konuda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.